Abi seviliyorsun. Pazar günü bizim sınavlara gireceğiz. Sınavlarım ha Pazar günü biz mi sınavlara gireceğiz. Sınavlar mı bize girecek belli değil. Sen ne düşün ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bana ne oğlum? Senin derdin. Çalışsaydın. Ya ben bu arada karşıyım ya. Yani abi şimdi tam takip edemedim bu aralar ama son karar ne oldu? Yani sınav işte uzaktan eğitimde eğitim süreci tıkırında işleyemedi takım sıkıntılar oldu. Ondan sonucuma e, sınav sistemi başlatıldı ve de çatır çatır sınav mı olacaksınız siz yerinde? Bu belli mi yani? Kesinleşti mi? Vallahi kusura bakma yani o kadar çok yoğun çalışıyorum ki son bir, bir süredir hiçbir şeyi takip etmedim. Geçmiş olsun. Ne düşünüyorsunuz peki? Ben öğrenci değilim. Siz öğrenci olarak ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hani böyle düzgünce bir açıklama yapabilecek var mı şu an bu chat'te? Ne demiş? Chat çok hızlı akıyor. Oğlum böyle kısa kısa korona GG falan yazanlar bir yazmışsın bir durun ya. nasıl pastil ya? Boka döndü ağzım. Oğlum bu turuncu bir şeydi bu ne bileyim limonlu portakallı bir şey olsun güzel bir şey sandım ya. <laughs> Anladım. Evet. Herkese hiçbir okuyamıyorum ki yukarı da kaydıramıyorum. O zaman şuradan chat'i takip edeceğim. Heh, şuradan bakayım. Ne demişler? Aramsar. Bu pandemi döneminde hem psikolojimizi korumaya çalışıyoruz, aynı zamanda da derslerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizden güzel sonuçlar bekliyorlar. Abi online eğitim ile eğitim görüp yüze sınav oluyoruz. Bu nasıl bir mantık? Bence mantıklı değil. Evde durum olmayan kişiler var ve uzaktan eğitim verimli değil. Hepsinin hakkı e, yenmiş oluyor bu şekilde. Ben böyle düşünüyorum demiş. Ünlülerde uygulamalı ders olanlar... Hibrit geri kalan online devam abi sistem sorun oluyor diye dershane bile gidemiyoruz. Sınavlar zor oluyor evde olduğumuz için. Aynen yani eğitim sürecinde sekte yoruyorsun, yavaşlıyorsun. Ama sınav sanki sen çok iyi eğitimini almışsın gibi size sunuluyor şeklinde bir şikayet var genelde. Koronun başından beri evde oturuyorum, dikkat ediyorum. Sınav olmamaya gidip... ne demişim? Abi ben umurumda değil ama milyonlarca aile, milyonlarca kronik hastalığı var benim gibi. Ailemde de var. Sınav falan hiç umurumda değil, çalışmıyorum da. Ama Allah korusun ailemden bir şey olsa vicdan azabı çekerim ben. Oğlum neyi nereye bağlıyorsunuz lan? Abi biz hadi neyse keyfimizden girmedik derslere ama bazı kişiler var imkan olmadığı için giremediler. Ve o kişiler de aynı şartlar altında sınava girecekler. Uzaktan alınan eğitimin sınavının yüz olması olması Bence saçma diyen var. Spor lisesine giden ben yüzde spor sınavı olacak. Yakında Allah korusun korona olacak ve korona olma durumundan korkuyorum demiş. Bazıları Türkçesini, Türkçeyi Türkçeye çeviriyorum. Abi çok yanlış zaten ilk dönem okumadık ve okuduk ama okuduk ve okumadık anlaşılır. Oğlum şu yazılarınızı arkadaşlar bir sakin yazsanıza. Yani bir görerek yazın oğlum ya. Rrrr, bir kızla konuşsan yok edeceksin orayı. O şekilde yazma ya. Bir dur bir sakin sakin yaz. Anlıyorum ben de öyleyim burada. Ben bile kaç yüz bin kişi var takipçim. Instagram'a story atarken gözüm kapalı falan yazıp atıyorum. Bir sakin durun kaçmıyor hiçbir yere. Abi ben birinci dönem sınav oldum. Çoğunluk olmadı. Millet sınavlar iptal olsun diyorlar. Haklılar. Amenna ama benim hakkım ne olacak? Ben o sınava sürüne sürüne girdim. O ne olacak? Benim hakkımı kim verecek? Peki o zaman ben de ikinci dönem sınava girmeyeyim yani demiş biri. Birinci dönem sınav oldum. Çoğunluk olmadı. Abi çok kişi ilk defa çıkacak. Ben 6 aydır dershaneye gidiyorum. Dikkat ettim virüs kapmadım. Öyle dikkat edersen problem olmuyor. Bence koronadan korkmaması lazım kimsinin. Yani gerekli önlemleri almaktan bahsediyor arkadaş. Çalışmamak da olmuyor. Dershaneye mi gideceğim yoksa okuldaki hocaların istekleriyle mi uğraşacağım? Ben ünlü sınavına hazırlanıyorum ve hocalar performans proje ödevleri veriyorlar bir de. Bunlarla uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sınav yapılmadığı takdirde bu en az 5-6 yıl gelecek yıldaki eğitimin aksaması demek iptal edilmemeli diyen var. Abi yüz yapılacak eğitim online konuşarak karar, online konuşma kararı aldılar. Tek sınav yapacak olan ülkeyiz bu arada. Abi 5 saat tarih dersi gördüm. Zaten çoğunda hiçbir şey anlamadık, hiçbir şey görmedik ve ben şimdi bu dersten sınav oluyorum. Abi ilk dönem okumadık yani. Uzaktan okuduk ama o da verimli değildi. Anlaşılır değildi. Şimdi ikinci dönemdeyiz. iki aydır uzaktan okuyoruz. Şurada ikinci dönemin bitmesine 2 üç ay kalmış. Yüz yüze okul göreceğiz ve sınav olacağız. Bir de ödevler var. Bir aile zor durumdayız. Abi risk grubundayım. Ailemde kronik hastalığı olan var ve sınava gideceğim. Ha Enes. Tamam özür dilerim. Şimdi anladım. Anladım. Bak şimdi açıklayıcı olmuş. Risk grubundasın. Kronik rahatsızlıklarınız var. Ve sen sınav olmaya gideceksin. Çok dikkat ediyorsun ailende de kronik hastalar olduğu için. Hani sınav olurken bir virüs kapsam Allah korusun diyorsun ee, ağır geçirebilirim. Ne güzel bak işte burada bu ya. Şöyle fikirlerinizi anlatın ya biraz. Sınavların olması lazım bence çünkü böyle nereye kadar devam edecek? Bugün ertelenecek bir ay sonra ya da yazın bir daha gündeme gelecek. Sınav konusu ki ayrıca önlemimizi alırsak bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu iş biraz bizde bitiyor demiş özetle. Öğretmenlik okuyan biri olarak şahsi fikrim... Bu yıl hiç olmadığı kadar çok kötü bir eğitim yılı yaşadık. Yani bir de şu da var tabii. Bu çok e, hakim olduğumuz ve e, daha önceden tecrübe ettiğimiz bir şey değildi. Bu sebeple de çok ciddi hatalar veya yanlış adımlar atılmıştır illaki. ki. E, boş yapıyorlar demiş biri. Sınavlar olmalı abi. Bu korona okulda bulaşacak diyenlerin çoğu kafede manitalarıyla takılmaya bekliyor. Ben lise 3'üm. Sınavlar olmalı. Bazı okullar olmuştu zaten demiş. Yani diyorsun ki okula gitmek, okulda sınav olmak bilmem ne koronayla bağlantılı bir şekilde sorun teşkil etmiyor. Bunlar hep bahane diyorsun aslında. Evet fikirlerinizi almaya devam ediyorum. Abi ben bir 8 sınıf öğrencisiyim. Günde 5 saat canlı ders görüyoruz. Dershaneye gitmeye paramız yok. Zaten korona yüzden dışarıda, dışarıda çıkamıyoruz. Benim önümde hayatımda olan en önemli 2 sınavdan biri olan LGS var. Ve ben de daha okula gidemedim demiş bir arkadaşımız Kovus. Dünyanın en boş yorumuydu az önceki yazı. Abi Amerika'nın oyununa inanma. Abi. Üf üf üf. Evet ben de ve ailemde de kronik hastalık var ve bir kere koron olmuştuk. İkinci kez olmak istemiyorum. Ayrıca ilk başta online eğitim üstüne asla not alınmayacak ve sınav yapılmayacak denmişti. Milli Eğitim Bakanımız öyle söylemişti demiş. Abi geçen sene yöne girenlerin ikinci dönem konuları çıkartılıp süre yapılırken bu sene girecekler olarak hem 11. sınıfın ikinci dönemindeden sorumluyum. Hem de bir sene bir buçuk senelik konu yetiştirmeye çalışıyorum. 11. sınıfın ikinci döneminden de sorumluyum. İlk başta bir anlamadım ya. Abi bahane korona olamaz. Eğitim olabilir ama korona olamaz. Boşa ağlamayın demiş bir arkadaşımız. Eğitim için ağlayacaksanız ağlayın çünkü eğitim sıkıntı şu an anlaşılamıyor. Online altyapı leş. Yüksek lisans yapıyorum ben de ama boşa. Evet yani anladım sizin ortak dertlerinizi. Bence bu konunun ile falan bir alakası yok. Yani ile alakası varmış gibi düşünmemek lazım. Ee, bu süreçte online eğitim ne kadar verimli yapıldı, ne kadar yapılmadı bunu tartışmak lazım. Şimdi online eğitimi iyi şekilde yapsalar bile kişilerin kendi altyapıları, kendi ekipmanları buna yetersizse çok zorlanan öğrenciler oldu. Benim izleyicilerimden de var, bana yazanlar da var. Ciddi anlamda hiç umursamayan bir kitle de var. Online eğitim Ooo, kim okula gidecek diyen bir tayfa var. Bir yandan derslerine gerçekten çalışmak isteyen kesim işte belki parası olmadığı için, belki durumu iyi olmadığı için sıkıntılar yaşıyorlar. Vallahi işiniz zor. Öğrenci olmak zaten zordu, iyice zorlaştı. Ama yani sınav olmanız uzaktan eğitimden sonra yaşayıp online bak online sınav yapsalar içinden geçersiniz. Ki bu yapılıyor biliyorsunuz şu an. Millet abi. <laughs> video çekeni bile var. <laughs> yapıyor sınavı yapıyor ya da işte ekrana kilitlenmiş. Veriyor videoyu amına koyma OBS'ten. Arkadan o eller havaya. Hadi bakayım neymiş bunun cevabı. Whatsapp yanda açık. Discord solda açık. Akan bir tayfa var. Ama Sonuçta bu adamlar da bu girdikleri sınavların derslerini yüz yüze almadılar. Hocalarını öğretmenleri dinleyerek almadılar. O yüzden çok kızılacak bir şey de yok. Bu biz abi. <laughs> ya zaten onu tartışmıyorum bile. Diyorum ya ben şu an sizin yaşınızda olsam ve eğitim görüyor olsam yüksek ihtimal çok başarılı bir öğrenciydim. Abi önceden de okulların bir kısmı açılmıştı. Yaklaşık bir ay bölüm derslerine girmiştim ve sınıftan temaslı olduğum bir arkadaşım korona oldu. Hallat'tan teslim negatif çıktı. Ama şimdi sınavlar yapılırsa konu sayısı artma olsa çok yüksek. Evet oğlum çok başarılı bir öğrenci olurdum. Bu yalan bir şey değil. Ben OBS'ten senaryolu video çekerdim. Böyle ha geliyorum falan. İşin içine biraz RP e katardım. Merak ederlerdi falan. Tuğkan iyi misin falan diye yazarlarken ben böyle orada dur ulan şu sorunun da cevabını bulayım derdim. <laughs> Abi online eğitimde <laughs> interneti çekmeyen öğretmenlerden dolayı ben mağdur oldum. Mesela bak benim ekipmanım var, benim internetim var diyor ama e, öğretmende altyapı sıkıntısı olduğu için veya ekipman sıkıntısı olduğu için ders alamadım diyor. Onun telafisini yapmadılar mı oğlum? Abim, kronik rahatsızlığım var, sınavlarım evde oluyorum, rapor denilen bir şey var demiş. Heh, mesela bu da farklı bir açı. O iki arkadaş birbiriyle iletişime gitsin. Orada yaşıyorum, vakada birinciyiz. Yazı gitti be. Evet, buradaki herkes buna kızarken bir yandan ders çalışmak yerine beni izleyen kardeşlerime sesleniyorum. Ya canınızı yerim ya. Oğlum yani öğrencilik hayatımı düşünüyorum. Çok kötü bir öğrenciydim. Çok efendi, çok düzgün bir öğrenciydim ama ders çalışan bir öğrenci değildim. Anlattım yüz bin defa. Çok zorlanıyordum. Çok zorlanıyordum. Siz şu an nasıl zorlanıyorsunuz kim bilir. Hani sizin gibi düşünmem, sizin gibi hissetmem çok zor. Üzerinden çok yıl geçti. Ses GG mi? Ya hadi lan. Ama yani tabakta ne servis edilirse onu yiyeceksiniz arkadaşlar. Hakkınızı savunun tabi. Eğerse ters gelen bir şey varsa söyleyin. Sesinizi duyurursanız insanlar da farklı açılardan görmeyi deneyebilir. Yani ben bile şu an mesela çok hakim olmadığım bir konuda genelde sizden bilgi alıyorum. Böyle okuyorum, okuyorum, okuyorum. Ha diyorum, bak bu adam bunu bu şekilde düşünüyor. Bu adamın kronik rahatsızlığı var. Böyle yorum yapıyor. Bu adam baş yapmayın lan her gün dışarıda karı kızla geziyorsunuz deyip e, gidin sınavınızı olun gelin diyor. Milyon tane bakış açısı. Komik olan ne biliyor musun abim? Ne demiş? Üniversitelerin uygulamalı dersleri açılacakmış. 81 ilden her yere öğrenci göçü ne kadar mantıklı olabilir? Sınavlar yüz yüze gördüğümüz konulardan olacak. Bir ay yüz yüze gittiğimiz süre zarfında hangi konuyu gördüysek o konudan sınav olacağız diyor Samet'te. Ya duymuyorlar abi diyen arkadaşım. Duymama şansları olabilir mi ya? Biri demiş, "Yok, öyle bir şey yok." demiş. O, ben bu işin içinden çıkamam. Ben şu an bilgisiz olduğum için bu konuda bu işin içinden çıkamam arkadaşlar. Bir araştırayım, araştırdıktan sonra yorum yapayım. Çünkü eminim ki böyle bilgi kirliliği de vardır şu an bu ortamda. İşler karışıkmış. Evet, karışıkmış. Allah kolaylık versin. Abi siktir et boş ver hadi videoyu izleyelim. <laughs> Abi siktir et zaten her gün bunlarla ilgileniyoruz. Bir aç da video izleyelim kafamız dağılsın.